İlişkilerin ilk 3 ayı çok önemli. Niçin? Bir ilişkinin ilk 3 ayında bu ilişki nereye kadar devam eder? Devam eder mi? Yarıda kalır mı? Yoksa uzun soluklu, sağlıklı, uzun ömürlü bir ilişki mi olur? Bunu çok net bir şekilde anlayabiliriz. Fakat bunu anlayabilmemiz için de biraz daha objektif bir perspektiften bakmayı da ilke edinmemiz gerekiyor. Tabii şimdi bu gerçeklerden bahsettim. Bir de hayatın içerisindeki o böyle aşık olduğumuzda, sevdiğimizde, flört ettiğimizde o durum ne yazık ki bu kadar bahsettiğim gibi kolay olmuyor. O yüzden şimdi sakince beni dinlemenizi sizden rica edeceğim. Belki şu an bir flört dönemindesin, belki böyle daha yeni sevgililik sürecindesin ya da evliliğe doğru gideceğini düşündüğün bir ilişkinin içerisindesin. Kafan karışık olabilir. Acaba bu ilişki devam edecek mi, etmeyecek mi diye kaygıların da olabilir. Şimdi bunların hepsini birlikte seninle bir kenara bırakıyoruz ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neleri göz önünde bulundurmamız ve hangi noktalarda öngörülü olmamız gerekiyor? Bugün sizlerle bunları paylaşacağım. Şimdi ilişkiler ilk başladığında, flört evresinde ve sevgililik döneminde biz buna balayı dönemi diyoruz. İnsan heyecanlı oluyor, böyle zaten şey gibi düşünün, gözlerimizden kalpler fışkırıyor, karşı taraf ne yaparsa yapsın böyle hayranlık duyuyoruz, eriyoruz, bitiyoruz, o kadar çok seviyorum ki diyerek ortalarda dolaşıyoruz. Tabii ki enerjimiz, duygu durumumuz, o gözlerimizin içinin parlaması ve gerçekten samimi içten bir şekilde o gülüşümüz insanlara da yansıyor. İlişkide bunu yoğun duruklarda da hissediyorsunuzdur. Peki, bu şimdi balayı dönemini yaşarken Tuğba Hanım ben duygularımı nasıl biraz daha minimalize edeceğim ve neleri öngöreceğim diyorsanız birinci kilit noktamız şu. Lütfen karşı tarafın size karşı olan tavırlarına iyi bir şekilde gözlemleyin. İyi bir şekilde bakın. Nasıl? Bugün size evet iyi davranıyor olabilir. Ancak en ufak bir tartışmada, en ufak bir fikir ayrılığında, en ufak bir çatışmada önce lütfen mimiklerine odaklanın. Bedensel ve yüz ifadesindeki o tepkiye bakın. Anlık önce orada duyguyu yakalarsınız. Sonra canım neyse tamam problem değil şeklinde mesela birdenbire bir tepki verdi. Anlık bir an vardı o tepkinin başında. Siz onu yakaladınız. Önce orada bir durun. Deyin ki kendinize, demek ki karşımdaki kişinin bu tarz konularda hassasiyeti var. Biraz daha zaman ilerlediğinde o konuştuğunuz, bahsettiğiniz konu neyse ondan bahsedin ve karşı tarafın tekrar tepkisini ölçün. Ve ona şu soruyu yöneltin. Bu tarz konularda senin fikirlerin nedir, düşüncelerin nedir, sen ne düşünüyorsun, sen ne hissediyorsun diyerek konuyu detaylandırmasını sağlayın. İkinci bir noktamız ise sosyal ortamlarda iyice gözlemleyin. İnsanlar başta ne kadar kendini kassa, ne kadar çok böyle bir maske taksa da sosyal ortamlarda yani iki ve üçlü kişilerin olduğu, daha fazla grupların olduğu arkadaş ortamlarında kendi özlerini yansıtırlar. Onların o karşı tarafla iletişime geçtiğindeki iletişim tavrına bakın, yaklaşımlarına bakın. Sonrasında o görüşme bittikten sonra buluştuğunuz o grup hakkında nasıl yorum yaptığına, size nasıl geri bildirim verdiğine bakın arkadaşlar. Orada da zaten yine aynı şekilde insanlarla sosyal ortamda nasıl ancak birebir baş başa kaldığınızda size nasıl tepkiler veriyor bunu görmüş ve fark etmiş olursunuz. Bir diğer önemli kriterimiz ise siz birlikte flört ettiğiniz kişiyle ya da sevgili olduğunuz kişiyle bir kafeye gittiniz, bir restoranta gittiniz. Burada da garsonla ve diğer çalışanlarla nasıl bir iletişim hitabı var, nasıl yaklaşıyor, onlara özenle mi yaklaşıyor, kaba saba mı, yoksa sabırsız mı, yoksa işte bak bizi görmedi, biz buraya geldik, başta oturduk, deminden beri bizi bekletiyor. Yani çok çabuk sinirlenen, agresif tutumlar sergileyen biri mi? Bunları gözlemleyin. Bunlar böyle küçük noktalar gibi gözüküyor olabilir. Ancak şunu unutmayın, küçük noktalar aslında resmin tamamına dair bize büyük ipuçlarını sunmuş olur. İlerleyen süreçte ise bakmanız gereken en önemli noktalardan biri de şu. Eğer sizi sürekli geçmişinizi sorguluyorsa, daha siz yeni flört ediyorsunuz, birbirinizi tanıma sürecindesiniz. Aslında o sizi tanımalı, sizi keşfetmeli, siz onu tanımalısınız, onu keşfetmelisiniz.
Fakat partneriniz size sürekli eski sevgilin var mıydı, eski sevgilin oldu mu, ilişkin ne zaman bitti, nasıl oldu, peki o nasıl biriydi, onunlayken sen nasıldın, siz nerelere gittiniz, ne kadar gezdiniz, ailen onu tanıyor muydu, ona dair bir bilgisi var mıydı gibi daha da derinleşen sorular sormaya başladığında bu önemli bir sinyal. Orada onu lütfen durdurun. Çünkü eski ilişkinize dair bu kadar meraklı oluyor olması, bu kadar her şeyi irdeliyor olması bir yerde rahatsız edici bir tutum. Çünkü bu ne demek? Bize verdiği aslında öngörü şu, eski ilişkinizi yani eski hayatınızı, ondan önceki hayatınızı merak ediyor ve buna dair her şeye sahip olmak istiyor. Gerçek şu ki eski, eskide kalmış. Şu an karşınızda olan kişi şu anki sizi tanımayı öğrenmeli. Sizi tanımak yerine sürekli geçmişinizle haşır neşir oluyorsa ve geçmiş ilişkinizle kendisini sürekli kıyaslıyorsa işte burada ciddi bir sıkıntı var demektir. Orada net bir şekilde sınır çizmeli. Bu konular bir yere kadar tabii ki merakını anlayabilirim ancak bir yerden sonra çok rahatsız edici oluyor. Çünkü benim ilişkim, biz şu anda biz yeni bir ilişkiye başladık. Sen beni tanıyorsun, ben seni tanıyorum. Burada hayatımızda var olan eski kişileri konuşmak çok yersiz, çok anlamsız, çok gereksiz bir durum. O yüzden senden ricam eskilere dair konuşmamak diyerek önünü kapatın. Tabii ki şunu dair önemli bir dipnot sizlere vermek istiyorum. Şunu her iki tarafında birbirine sormaya hakkı var. En son ilişkin ne zaman bitti? Çünkü bu önemli bir durum. Karşı taraf sizi yara bandı olarak mı kullanıyor? Diğer kişiden kaçarken size gelip sizde dinlenmeye, sizde şefkat görmeye ya da kafasını biraz dinlendirmeye mi ihtiyacı var? Yoksa diğerinden kurtulmaya mı ihtiyacı var? Ya da bir kafa karışıklığı mı yaşıyor? Bunu öğrenmemiz şart. Çünkü şu an günümüzde var olan en önemli sorunlardan biri. İlişkilerde çoğu kişi geçmişindeki, yakın geçmişindeki ilişkiden kaçmak, kafasını dağıtmak, yeni bir hayat kurmak amacıyla ne yazık ki yeni biriyle hemen ilişkiye başlıyor. Yasa tutulmayan ilişkiler ne yazık ki karşı tarafa da aktarım yapar. Yani karşınızdaki kişiyi zedelemiş, hasar vermiş, üzmüş ve yıpratmış olursunuz. Bu yüzden sizden önceki ilişkisinin ne zaman sonlandığını, ne zaman bittiğini sormaya hakkınız var. Ancak çok detaylandırmak, gereksiz yere bilgi edinmeye çalışıyor olmak bu bir sınır ihlalidir. En önemli bir diğer son noktamız ise şu sevgili dostlar. İlk 3 ayda dikkat etmeniz gereken şey. Sınırlarınıza saygı duyuyor mu? Örnek veriyorum, size bir şeyde teklifte bulunuyor. Siz de ona diyorsunuz ki ben şu anda bunu istemiyorum. Ya da şu an buna uygun değilim. Ben bu noktada böyle düşünmüyorum. Benim doğrum bu. O da aman ne olacak sanki? Niye bu kadar abartıyorsun ki? Boş ver, hadi gel benim dediğim gibi yapalım. Benim için yap. Beni seviyorsan yaparsın gibi söylemlerde bulunuyorsa, şimdi beni seviyorsan yaparsın söylemiyle başlayan şey, sonra siz yapmadığınızda bak sen beni sevmiyorsun gördün mü? Sevseydin yapardın zaten dönüşeceği için bu çok kilit bir nokta. Lütfen bunlara izin vermeyin. Sizin sınırlarınıza saygı duyması gerekli. Ben bu şekilde düşünmüyorum ya da ben şu anda istemiyorum dediğinizde tamam sen nasıl istersen ikimiz de istediğimizde tekrar yaparız diyebilecek bir özgüvenli duruşa sahip olabilmeli. Sürekli sizi sıkıyorsa, sizin üzerinize geliyorsa ve sizin üzerinizdeki o baskıyı siz yoğun hissediyorsanız orada sizin de sınır koyamadığınızın göstergesidir bu aslında. Lütfen kendinizle içsel anlamda bir konuşma yapın. Ben sınırlarımın aşılmasından ciddi şekilde rahatsız oluyorum ve bu noktada da net bir tavır sergilemem gerekiyor diyerek kendinizle anlaşma yaptıktan sonra bunu flörtünüzle veya partnerinizle yani erkek arkadaşınızla veya kız arkadaşınızla konuşun. Bunların hepsini yaptığınızda, öngördüğünüzde, bu küçük nüansları yakaladığınızda ilişkinizin uzun soluklu, sevgi dolu, yapıcı, ortak noktada buluşmaya, anlaşmaya gönlünüz var mı yok mu? Her ikinizin de bunu görmüş olacaksınız. Şu anki gündemde insanların anlaşmaya gönlünün olmadığı, sürekli bir kusur bulmaya çalıştığı bir dönemde yaşıyoruz ne yazık ki. Sevgili dostlar, bir ilişki inşa etmek tek taraflı olacak bir şey değil. Ben biraz emek vereceğim, karşımdaki kişi biraz emek verecek. Eşit derecede olduğunda işte o zaman o ilişki daha kıymetli, daha anlamlı ve daha kalıcı bir hale gelmiş oluyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için size yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.